bir gün haber sitesinden mutlu günler sayın seyirciler. Haber merkezimizin hazırladığı haberlerimizle karşınızdayız. Denizli'nin tanınmış gazetecilerinden Kadriye Sözeri'nin babası Hüseyin Sözeri yaşama gözlerini yumdu. Sözeri'nin cenazesi kılınan namazdan sonra toprağa verildi. Türkiye'nin dört bir tarafında can kayıplarına bile mal olabilen köpek ısırma vakalarına bir yenisi daha eklendi. Birkaç gün önce Denizli'nin en kalabalık caddelerinden olan Gazi Bulvarı üzerinde görme engelli bir vatandaşa köpek saldırdı. İYİ Parti İl Başkanı ve il yönetiminden oluşturulan deprem koordinasyon ekibi depremden en çok etkilenen Adıyaman'da depremzedelerin yanında bulundu. Şehit jandarma onbaşı Ramazan Altunbaş'ın ailesi tarafından Baklan ilçesi Kavaklar Mahallesi'nde yaptırılan sağlık evi bahçesine ilçe halkınca fidan dikimi yapıldı. Denizli Devlet Hastanesi psikiyatri uzmanı Dr. Ümit Gökhan Meriçli, deprem felaketini yaşayan ya da etkisinde olan vatandaşlara dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Sarayköy Belediyesi, afetzede çocukların ve ailelerin depremin yarattığı olumsuz etkilerden uzak tutmak için yeni bir çalışmaya imza attı. Denizli'nin tanınmış sendikacılarından Ali Çubukçu kızını nişanladı. Memur Sen Denizli Şubesi resmi sosyal medya hesabı üzerinden Pamukkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kutluhan ve rektör yardımcılarını istifaya davet etti. Deprem bölgelerinden gelerek Denizli'ye yerleşen afetzedeler Merkez Efendi Belediyesi'nin kurmuş olduğu dayanışma merkezlerinden mobilya, beyaz eşya ve insani yaşam malzeme ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.